Evet sevgili dostlar, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarları, hepinize selamlar olsun. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepinize hoş geldiniz. Sizlerin de desteğiyle, katkısıyla, beğenileriyle, yorumlarıyla, abone olmalarıyla inşallah kanalımız daha güzel günlere kavuşacaktır. 25.000 olmadan yeni forveti beklemeyini hala ısrarcıyım. Bu duyumumun da arkasındayım. Kanal 25 bin e aboneye ulaşınca yeni forvet gelecek. Bizimle alakalı mı? Değil. Ama içimden öyle söylemek geçmişti bir an önce 25 bin yapalım. Kulüpler Birliği Vakfı bugün Ali Koç'un başkanlığı saat 14'te TFF'de, TFF yönetimle bir araya gelecekti ki benim saatim şu anda 14'ü birkaç dakika geçmiş durumda. Video geciktiği için de hızlı bir şekilde giriş yapayım. Sevgili Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı hepimiz Fenerbahçe'nin başarısına, şampiyonluğuna açız. Hepimiz kupalara hasretiz. Fenerbahçe'yi yıllardır bir girdabın içinde tutmaya çalışanlara karşı tek vücut olmak zorundayız. Birbirimizi sevmeyebiliriz, birbirimizin eksiklerini, kusurlarını, hatalarını görebiliriz. Ama ortak amaç, ortak payda Fenerbahçe olduğu müddetçe ve ben hepinizden rica ediyorum. Ya benim de hatalarım var. Affola, özürler diliyorum. kusuruma bakmayın diyorum. Ama sadece benim için demiyorum. Bütün Fenerbahçe taraftarları için diyorum. Bütün gruplar için diyorum. Lütfen Fenerbahçe çatısı altında birleşelim. En azından bu yıl. Bakın bir yıl Fenerbahçe çatısı altında birleşelim. Şampiyonluk gelsin, başarı gelsin. İnanın ertesi sene ya Mustafa Hoca da sevmiyordum da geçen sene. Lan iyi adammış. İşte falanca sayfanın adminini de beğenmiyordum da. Lan iyi adammış. Lan sevdim Keratay'ı falan. Mesajlaşıyoruz falana dönersiniz. Bakın hayali bir sinema, hayali bir perde ile ligin 15. haftasına götüreyim sizi. Hani inşallah kurban olduğum Allah'ım inşallah böyle bir senaryoyla da karşı karşıya kalırız inşallah. Fenerbahçe 15. hafta bitiminde 45 puanla lider. Aralıksız, kesintisiz, kayıpsız lider. 15. hafta bitmiş lider. Şampiyonlar Ligi'nde grupta 10 puan almış. Bir üst tura çıkmış. Türkiye Kupası'nda elenmiş. Önemi var mı? Umrunuz da olur mu? Türkiye Kupası'nda Yani ya şey yapar mı sizi? Irgalar mı? Senaryoyu değiştireyim. Fenerbahçe 15. hafta bitiminde 38 puanla lider. 7 puan kaybı. Türkiye Kupasında yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruba katılmış. 4 puan almış, elenmiş. Beni yine hırgalamaz. Ben yine yolumdayım. Harbi söylüyorum ben yine yolumdayım. Lidersin. 38 puan. İkinci sıradakinde hadi 31 puan falan olsun. 7 puan fark olsun. Fark etmez. Doğru. Ben yine memnunum. Daha daha müthiş süper 45 puan. Şampiyonlar Ligi'nde yine 10 puan olsun. Türkiye Kupasında yoluna devam ediyorsun. Ve birkaç tane çöp dediğin adam da yıldızlaşmış. Al işte sana hayali Fenerbahçe tablosu. Rabbim inşallah başarıdan başarıya koşan bir Fenerbahçe gösterir de şu Fenerbahçe taraftarının yüzü güler. Ama hocam şu çöplerle olmaz. Roma Mehmet Zeki Çelik ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamış. Roma Zeki için Lille 7 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay verecekmiş. Bir zamanlar Hamza Hamzoğlu'nun Bursa Spor'un başındayken e, kendisini denetleyen Zeki için yetersiz deyip yani bon servisiyle birlikte İstanbul Spor'a göndermesi geliyor insanların aklına. Şimdi Mourinho istiyor aynı futbolcuyu. Tabii ki zaman içinde gelişimi var. Tabii ki her futbolcu gelişebilir gelişime açık futbolcular vardır. Çok açıklar vardır. Daha daha açıklar vardır. Hani e, Hamza Hamzoğlu ile çalışamayıp Mourinho ile çalışmak hayat böyle. İstanbul Spor Zeki Çelik'in Son, sonraki satışından %15 pay hakkına sahip olduğu için de yaklaşık 1 milyon euroyu şimdiden kasasına attı arkadaşlar. Bedavadan. Şimdi hal böyleyken iyi de hocam yani bizim ligde her şey başka. Bakın Beşiktaş'tan sözleşme görüşmeleriyle başlayan ve sözleşme görüşmelerinin başında 2,5 milyon euro talep eden kahillerin. Şimdi Trabzonsporlularda, Beşiktaşlılarda, Galatasaraylılarda hepsi bizim kardeşimiz. Takılırız dalga geçeriz, alay ederiz, güleriz, eğleniriz. Ama ölsün gebersinler diye beddua dua etmeyiz. Yolda karşılaştığında birbirimize bıçak bıçak çekmeyiz. Biz yani bu insanlarla kardeşiz. Bu insanlar olmadan futbol olmaz zaten. Ben burada bas bas bağırdım. Dedim ki Vaka Yeme Trabzonspor'dan bir tek uzun tapusunu istemiyor. Sakın. Bak böyle bir aptallık yapmayın. Bu herife uzatılmaz. Paracı çıktı bu adam. Yapma etmeyin. Bazı samimi dostlar dedi ki sizinkiler istiyor mu dedi Fenerbahçe dedi. Yok dedim bizimkiler de istemiyor. Rahat olun bizden de istediklere benzer. Beşiktaş'ta bazı arkadaşlarım vardı bana şey yaptılar. <gülüyor> <De>. <gülüyor> Onlar, onların yüzüne de yapıyorum böyle böyle yapıyorum. <laughs> diyor. Ya gene mi ya diyor. Lan içmiyoruz diyor. Koklamıyor musun? Koklamayı boş veriyor. İçmiyoruz diyorlar. Şimdi Beşiktaş'ta arkadaşlar dedim ki Kaylar'ın sizden hayvan gibi para istiyor. Size gelir o zaman diyor. Lan bizden daha da hayvan gibi para istiyor. Adam 2,5 milyon euro Beşiktaş'tan para istiyor. Artı imza parası istiyor. Lan zaten Beşiktaş'ta değil imza parası. <laughs> Aynı Larin kulüp bürje gitmiş. Ne kadar biliyor musunuz? Yıllık 800 bin euro. <laughs> Bakın 800 bin euro. Keriz olma Beşiktaş. Keriz olma Trabzonspor. Keriz olma Galatasaray. Keriz olma Fenerbahçe. Yolunacak çok kaz var. Aha sizi böyle yolarlar. Ha Beşiktaş'ın anlam veremediğim bir transfer olayı var art niyet olarak algılamayın ama aynı Beşiktaş Emrecan Uzunhan için 21 yaşındaki sol ayaklı sol stoper için yani ikincilikte 25 maça çıkmış 1731 dakika oynamış bir gol bir asist yapmış futbolcu için 2 milyon euro bon servis artı sonraki satıştan %50 vererek almış. Buna da şaşırdım açıkçası. Yani bu da benim tuhafıma gitti. Bakın altyapından bir sürü futbolcu var. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Fenerbahçe'de arkadaşlarım. Başka takımlı arkadaşlarım. Yapmayın etmeyin. Galatasaray ilgilendiği Erik Botenay mı? Salernitana almış. Şimdi bak Fenerbahçe elinden kaçırdığı zaman aa gitti biz öldük bittik şöyle böyle falan filan. Bak elden kaçırmış Galatasaray. Ya ben merak ediyorum. Hiç mi Emrecan Uzunhan gibi altyapıdan futbolcusu yok Beşiktaş'ın? Hiç mi Fenerbahçe'nin yok? Hiç mi Galatasaray'ın yok? Ulan kural koymasına gerek yok. İnat ediyorum. Ulan bir tane futbolcumu her maç oynatacağım demek. Hadi biz 8 senedir şampiyon olamıyoruz da. Beşiktaş mesela 2 sen 2 yıllık dev jelik e, neydi onun adı? Şampiyonlukları falan var 2 3 sene önce. Galatasaray'ın hakeza öyle. Biraz cesur olun be. Çok şu çocukları be. Yeni sezon bu arada 5 Ağustos Cuma günü başlayacak. 28 Mayıs Pazar günü sona erecek. 13 Kasım 24 Aralık tarihleri arasında Dünya Kupası olacak arkadaşlar. Bu arada Dünya Kupası arasında. Ee, hocam kanalı kapatacaksın? Yok orada da tabii eğlenceli şeyler yaparız. Canlı yayınlar yaparız. Ne bileyim belki challenge'lar yaparız. Çok farklı düşüncelerim var. Bakalım nasip olacak mı? Şimdi Süper Lig'in biliyorsunuz ee, kurası çekildi. Dördüncü hafta Trabzonspor Galatasaray maçı var. Yani hiç istemediğim şey neydi Fenerbahçe için? Antalya spor maçıydı. Gerçi golban.com'da da bu haftaki yazım bu yönde olacak ama hiç istemediğim takım Antalya sporda. Hele hele Antalya ile deplasmanda oynamayı kesinlikle istemiyordum. Galatasaray'a çıktı. <laughs> ben ayarlamış olsam ilk haftayı böyle ayarlardım. Mesela Adana Demir deplasmanı. Ben ayarlamış olsaydım Trabzonspor'da Adana Demir deplasmanında başlatırdım. Ben ayarlamış olsaydım Beşiktaş'ı <laughs> Kimle yaptırırdım biliyor musunuz? Böyle e, İzmir takımı yok. Antalya, Alanya sporlu. Mesela Alanya depresmanı o sıcağı gönderirdim mesela. Fenerbahçe'de Sivas deplasmanına gönderdim. Kışın rahat etsin diye ama Fenerbahçe kendi evinde. 8. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe. Niye 8. hafta ben de bilmiyorum. Yani 8'in önemi var mı? Yok. Ama e, Fenerbahçe açısından kendini toparlayacak Fenerbahçe. Bir de bay arası var burada arkadaşlar. Yani Fenerbahçe bir dinlenmiş olacak e, o şeyde. 8. hafta diyor ama Fenerbahçe'nin 7. maçı gibi bir şey oluyor herhalde. Yanlışım yoksa. Yine Beşiktaş Trabzonspor 10. hafta. Bakın Beşiktaş 2 hafta arayla e, derbi sayılabilecek 2 maça çıkacak. 13. hafta Galatasaray Beşiktaş. Bakın Beşiktaş 5 beş haftada 3 tane derbi oynamış olacak. Fenerbahçe'nin fikstüründe 15. hafta 18. hafta var. 18. 15. hafta Trabzon deplasmanı. 18. hafta Galatasaray'la evinde Esprili bir şekilde şey dedim 36. hafta Tokyo Arena'da şampiyonluk işte kupa kaldırma falan işin esprisi tabi bunlar. Ama Fenerbahçe inşallah bu sene şampiyon olsun da lige bereket gelsin. İlk maçımız Kadıköy'de Ümraniye Spor'la. Ümraniye Spor çok büyük bir hata yapmış maalesef. Rambo Okan görseline Ümraniye <laughs> şeyleri giydirmiş. <laughs> hani Gazman diye bir şey vardı. Savunun adiler, tırsın alçaklar. 3,5 katın korkaklar vardı ya Gazman'ın. Şimdi Rambo o modda. Yani Fenerbahçe açısından 8 15 18. haftalar bence gayet güzel. Ee, ilk i̇lk maçın olması üzere Sivas ile ee, Bahar'a denk geliyor deplasmanda. Bir Gaziantep maçı ligin 18. haftası yanlışım yoksa inşallah geçen seneki karlar buzlar olmaz. Şimdi ilk 13 maçın 11'i İstanbul'da. Bakın her ne kadar bazısı depresman olsa da depresman saymayın. 13'ün 11'i İstanbul'da ne demek ya? İlk devre yanlışım yoksa Fenerbahçe 4 kez İstanbul dışına çıkıyor. 18 maçta 4 kez. Daha doğrusu 19 haftada 4 kez. <laughs> Orada bir bayda var ya. Müthiş bir şey. Ben size bir şey söyleyeyim. Hani pointsleri toplamanız gereken yer burası. Bunu yaptıktan sonra hiç sıkıntı değil. Antalya demişken Antalya Spor. Fernando, Lucas Martins, Ruth Bofen ve Güray Vural'la sözleşme yenilemiş. demiş. Ee, en azından Fernando'nun Antalya Spor'dan başka takıma gitmediğine sevindim. Bir Galatasaray alsaydı benim zoruma giderdi açıkçası. İyi futbolcu dediğimiz futbolculardandı. Trabzonspor, MHYB köşesinde Trabzonspor yıllık 1 milyon 550 bin euro maaş verecekmiş Trezege'ye. Yanlış mı yoksa bir de KDV olur. Artı bir de %40'ı da vergisi olur diyebiliyorum. 4 milyon euro bon servis. Sonraki satıştan %10 pay. Daha önce söyledim. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da Beşiktaş'a da aynı şartlarda önerildi. Trezege Trabzonspor almış oldu. İnşallah Fenerbahçe'nin Fenerbahçe için hayırlısı olur. Öyle söyleyeyim şimdi hayırsız olsun dediğiniz zaman kötü anlaşılıyor. İnşallah Fenerbahçe için bu transfer hayırlı olur. olur. Öyle söyleyeyim. Gerisine bir karışmıyorum. Adana Demirspor İtalya kampında Pescara Napoli ve Salernitana ile hazırlık maçı yapacakmış. Fenerbahçe taraftarı hemen. Bak işte biz gidip dandik takımlarla oynuyoruz. Adamlar Napoli ile oynuyor. İtalya kampında oldukları için olabilir mi? Bu arada Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı yaklaşıyor. 14 Temmuz'da Dinamo Kiev maçının listesini vermek zorundayız. Bilginiz olsun. maçı 20 Temmuz'da İsveçli hakem yönetecek. Ee, kötü şeyler duyuyorum hakemle ilgili ama ben çok takılmıyorum Fenerbahçe'yi oynasın. Ya Tebriği unuttum. Fenerbahçe'nin milli atlet Ramil Guliyev 19. Akdeniz oyunlarında 200 metrede şampiyon olmuş. Tebriklerimizi sunuyoruz Ramil Guliyev'e. Allah yolunu bahtına açık etsin inşallah. Türkiye adına bir gurur. Türk sporu adına bir gurur. Onu da so söyleyeyim. Fenerbahçe yeni sezon için 6 ay bayındır. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun, İshak Kural ve Serdar Aziz'in lisanslarını çıkarttı. Ben size sürpriz bir transfer gelişmesi söyleyeyim. Sürpriz bir transfer duyumu söyleyeyim mi? Kızmazsanız söyleyeyim. Muhammed Gümüşkaya. Arkadaşlar. Allah'tan bir mani olmazsa Muhammed Gümüşkaya giresun sporda. Yani Allah'tan bir mani olmazsan. Transfer kiralık mı? Alma, ö, opsiyonlu mu? E, vesaire mi bilmiyorum ama anlaşmak üzereyiz. Yani anlaşmak üzereyiz. E, son anda olur olmaz falan filan. Neyse ben onu çok şey yapmayayım. Anlaşmak üzereyiz Muhammed Gümüşkaya için. Şu an gerçekten kadroda yer bulmakta çok çok zorlanıyor. Böyle bir olay var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha, oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi var. Bizim açımızdan gayet güzel. 21 yaşında. Şeye dikkat çektiniz mi? 1 Ocak 2001 doğumlu. 21 yaşında. O dönemin U bilmem ne U18 milli takımıydı mıydı? U19 milli takımı. O jenerasyondaki bütün futbolcuların doğum tarihini 1 Ocak yaptı. Bu arada Westerlo'nun çok ciddi isteği var Muhammed Gümüşkaya için ama biz oynama garantisiyle sanırım Giresunspor'a e, vereceğiz diye söyleyeyim. ha bana kalsa gitti derim ama Fenerbahçe'ye güven olmuyor. Onu da söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi içinde unuttuğum bir olayı söyleyeyim. Gruplara kalmak 15 milyon 600 bin euro. Yalnız bu sadece bu para değil. Şimdi playoff etabına çıktın. Elendin diyelim. Yani gruplara kalamadım. 5 milyon euro kazanıyorsun. Ben şunu söyleyeyim. Her geçilen turda da illaki bir parası var diye biliyorum. Yanlış biliyor olabilirim ama. 15.6 gruplara kalma bedeli. Her galibiyet 2.8 milyon euro. Beraberlik 930 bin. Şimdi az önce hayali bir sahnede 10 puan aldırıyordum ya Fenerbahçe'ye. 15.6 yani 3 galibiyet. Yani 2, 2 galibiyet 4 beraberlik alacak bizim kapasitemiz yok açıkçası. Ben öyle bir şey beklemiyorum. 3 galibiyet bir beraberlik böyle kapasitemiz de yok da hani laf ağızdan çıktı diye söylüyorum. Yaklaşık 9 yaklaşık 10 milyon euro sadece puandan alırsın. 15.6 girişten alırsın 25.6. Grupta gruptan çıktığın için yani son 16'ya kaldığın için 9.6 milyon euro diyor. İnanılmaz bir para. Yani yaklaşık 34 35'leri buldu. Çeyrek finale çıkarsan 10.6 yani 45. Yarı finale çıkarsan 12 buçukta 57 buçuk falan hani. Finale kalırsan 15 buçukta 67 buçuk 72 yani 80 milyon euro gibi bir şey düşünün. Artı yayın gelirinden ve e, şey parasından da yaklaşık bir 18-19 gelir buraya kadar çıksan 100 milyon euro. Yani arkadaşlar bir futbolcu transfer edip ya da 10 futbolcu transfer edip onardan satıp 100 milyon euro kazanmaktansa Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmak daha mantıklı. Ama daha zor tabii ki de. Herhangi bir Türk takımının ben Şampiyonlar Ligi'nde değil final, çeyrek final dahi görebileceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki yıllar boyunca. Fenerbahçe taraftarına bir soru sordum. Bir su içeyim. Dedim ki sizi hangisinden kurtarırsam bana dua edersiniz. Mesut Özil mi, Samat'ta mı diyeyim. Yani e, hocam ikisinden birden kurtaramaz mısın diyorlar. İkisinden birden kurtarırsam ev ahalisine bile dua ettireceksiniz dedim. Eee... Usta Hoca'nın Peugeot 308 olsun diye dedim. Bakalım çok dua işimden almaya başladık. Rabbim dua eden kardeşlerime de inşallah Peugeot 3008 nasip etsin. Daha ileri de nasip etsin. Şimdi Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldı. Mesut. Bu sene kadroda düşünülmüyor. Ve ne olursa olsun takımlar ayrılmayı düşünmüyordu. Ancak fakat lakin Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştirdi Mesut Özil. Birçok duyumcu kardeşim bu görüşmeden af çıktığını iddia ettiler. Ama Başkan Ali Koç'un Mesut Özil ile konuşması öyle bir konuşmaydı ki hani ee, teşbihde hata olmasın yanlış bir cümle de kurmuş olmayayım ama anlayan için o kadar ve o kadar incitici sözler vardı ki bu sözlerden sonra Mesut Özil sözleşme fesi ve ayrılık için iknaya çalışıldım mlsten isteyenler var, Arap Yarımadası'ndan isteyenler var, çeşitli yerlerden isteyenler var. Ve Mesut Özil e, anlaşmaya yakın MLS takımlarıyla. Ben şunu söyleyeyim. Transferde kesin konuşmak tabii ki de yanlıştır. Çünkü birçok değişken barındırıyor içinde ama. Allah'tan bir mani gelmezse. Yanlış, hatalı bir... E, şey söylemek istemiyorum ama Allah'tan bir mani gelmezse arkadaşlar Mesut Özil artık Fenerbahçe'de değil gözüyle bakmaya başlayın. Ben şundan sıkıntı yaşadı, bundan sıkıntı yaşadı falan filan demek istemiyorum. E, o yüzden de çok girmek istemiyorum. Acun Ilıcalı'nın bazı sözleri var. Acun Ilıcalı diyor ki Mesut için e, bu hikaye böyle olmamalıydı diyor. Hayal kırıklığı yaşıyoruz diyor. Tabii ilginç. Diyor sevdiğim yorumcuların hepsi farklı kanalda aynı saatte çıkıyordu. Ben de hepsini bir kanala toplayıp spor kanalı kurmaya amaçladım. TV8.5'u 8 spor kanalı olarak tasarlıyoruz. tv buçukta bazı Fenerbahçeli YouTuber'ların da olabileceğini ben size hatırlatayım. Ben olamam arkadaşlar. Yani benim şeyim yok. Ne derler onun adına? Eee... Ya benim şeyim yok arkadaşlar. Ne ona? Arkamda böyle bir lobim falan filan yok. Benim TV buçukta büyük kanallarda TRT Spor'da şurada burada göremezsiniz. Hiçbir zaman göremeyeceksiniz çünkü ben doğru bildiğimi söylemekten çekinmeyen bir adamım. Benim gibi bir adamı göremezsiniz oralarda. Alacaklarını zannetmiyorum ama eğer teklif gelirse de seve seve kabul ederim. Telefonla bağlantıyı da seve seve kabul ederim. İş futbolla alakalı ala, alakalı olduğu için de seve seve kabul ederim görüşmeyi. Seve seve bir dakikalık bile olsa bağlanmayı kabul ederim. Ama benlik bir şey yok. Fakat bazı youtuberları görebilirsiniz. MHYB köşesinde bugün Acun Ilıcalı ortaya koymak istediğim projeler sonucunda Hull City'nin maçlarını TV8'den yayınlama kararı aldık diyor. Misal herhangi bir Hull City maçında yorumculuk yapabilirim. Yani maçı değerlendirebilirim, pozisyonları değerlendirebilirim maçın gidişatına göre yorum yapabilirim. Emin olun, bak emin olun tarafsız gözle izlediğim maçlarda çok farklı bir bakış açısına şahit olursunuz. Acun Ilıcalı'nın şu cümlesine de katılıyorum. Fenerbahçe'nin kesinlikle bulduğu yerde topu içeri sokacak bir forvet alması gerektiğini düşünüyorum demiş. Onu da söyleyeyim. Son olarak da arkadaşlar, Fenerbahçe'den gidecek oyuncular, gelecekleri belirler. Transferde hızlanmamız için önce eldekileri göndermemiz lazım. Not bugün bir hazırlık maçımız var. Hazırlık maçından sonra normalde ya bana söylenen şey iki gün önce şeydi. Ayın 10'una kadar orada kalacağız sonra gelip İstanbul'da maç yapacağız diye. Karar değiştirildi. Bugün maçtan sonra İstanbul'a dönüyoruz. İstanbul'a dönmemize ben aşırı sevindim. Siz de sevinin. Niye sevinmeniz gerektiğini de anlatayım. Çünkü bütün gidecekler İstanbul'a gelince hani artık bu gidebilir, bu da gidebilir, bu da gidebilir, bu da gidebilir. Bunun da gitmesinde sıkıntı yok. Bu da gidebilir, bu da gidebilir denilecekti. O rapor bugün tam olarak çıktı diyebiliyorum. Fazla da Avusturya kampında durmanın mantığı yok. Belki bir topuk yaylası yapılabilir. E, yılın bu zamanlarında topuk yaylası iyi olur. Bence İyi de taktik, strateji çalışılabilir. Biraz da gözlerden uzak olduğu için. E, Valla Fenerbahçe anlık kararlar veriyor ama bugün dönüş var bugünden sonra gidecekler artık hızlanır diye düşünüyorum. Şimdi 2022-23 sezon öncesi şu ana kadar kaç kişi gitti? Berk Özer, Murat Sağlam, Ozan Tufan, Jose Sosa bir de Allah yar. Yani toplam 5 kişi gitti. En az bir 10 kişi daha gidecek arkadaşlar. Dediğim gibi gidenleri şey gelecekleri gidenler belirleyecek. O yüzden de bir an önce bunun olması benim açımdan sevindirdi arkadaşlar. En Spor'un da bir haberinde hatırlatayım. Serie A'dan Fenerbahçe çıkarması. ise 6 milyon euro, Pelkasa 4 milyon euro, Tisserant'a 3 milyon euroluk teklifler var diye. Ben hala Tiserant niye gitmedi merak içerisindeyim. Onu da söyleyeyim, açık açık da size söyleyeyim. Benim bilgim dahilinde Tiserant bir takımla da anlaşmıştı. Görüşmeler de vardı. Hatta yani niye gitmedi bilmiyorum. <laughs> niye gitmedi bilmiyorum. Hani cümle kur hocam. Mesut Tiserant, Muhammed Gümüşkaya 3. Pelkas da bu tanıma dahil edeyim. 4. Zaytuna gitme niyeti var. 5. Ben açık söyleyeyim bu 5 oyuncunun gitme ihtimali %80'in üstünde görüyorum. Hani kesin konuşup da altından kalkamayacağım bir cümle kurmak da istemiyorum ama hani bunların kalmasını ben gitmelerinden çok çok daha az ihtimal görüyorum. Hani gitme ihtimalleri yüzde %90'sa kalma ihtimalleri yüzde %10 matematik olarak. Ama ben %10 bile görmüyorum. Bakalım arkadaşlar inşallah benim dediğim gibi olur. Çünkü Fenerbahçe'nin para kazanması hem ee, kontenjan açması hem de artık hızlanması lazım. Bakınız farkında mısınız bilmiyorum. 5 Temmuz 15 gün sonra yani yaklaşık 2 hafta sonra maç var. Bugün bir forvet alıyorum orta saha alıyorum desen 2 haftada adapte olabilecek mi? Çok ciddi soru işareti ama asıl taktik strateji çalışma şimdiden sonra başlayacak. Çünkü gidecekler artık tamamen ayrışacak. Artık takımın özel sırları futbolculara verilmeye başlanacak. O yüzden şimdi tam zamanı. 5, 6, 7 Temmuz. Ben bu 3 günü veriyorum. Fenerbahçe yönetimine diyorum ki 3 gün içinde forveti getirdiniz, getirdiniz, getirmediniz. Kötü sonuçlar olursa sıkıntılarına katlanmak zorunda hepimiz kalırız. Lütfen acele edin. Hani yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdiğiniz işlemlerde birazcık hani taviz verin de artık bu işler bitsin diyorum. Görüşmek üzere.